Konumuzla ilgili bilgilendirme videomuzda en sık sorulan soruları sizler için derledik. Skolyoz nedir? Skolyozlu bireylerde omurga kendi etrafında dönmesiyle birlikte eğrilmeye başlar ve bunun sonucunda omurgada normal olmayan yapısal değişiklikler oluşur. Skolyoz her yaş grubunda görülebilir, ancak kız çocuklarında ve gençlerde görülme sıklığı daha fazladır. Skolyozun nedenleri nelerdir? Doğumsal kemik bozuklukları, kas ve sinir sistemi hastalıkları, çeşitli bağ dokusu ve metabolik hastalıklar, travma gibi birçok hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan bir bulgu olarak değerlendirebiliriz. Peki skolyozun belirtileri nelerdir? Skolyozda görülen en sık belirtilerin başında omuzlarda eşitsizlik, bel çukurlarında asimetri, kalçanın sağa sola doğru kayması veya bir tarafta kalçanın yüksek durması ve kürek kemiklerinin duruşlarındaki eşitsizliklerdir. Skolyozda tanı aşamasında neler yapılır? Hekim tarafından ayrıntılı öykü alındıktan ve muayene edildikten sonra görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Ayakta çekilen omurga grafileri ile kesin teşhis koymak mümkündür. Skolyozda en önemli olan erken tanıdır. Bu nedenle aileler büyüme çağındaki 10-16 yaş grupları arasındaki çocuklarının omurgalarını kontrol etmeli ve şüphe varsa hemen hekime başvurmalıdır. Erken saptandığında tedavide başarı elde etme oranı çok daha yüksektir. Peki skolyoz kalıtsal bir hastalık mıdır? Tam olarak kalıtsal özelliği var diyemeyiz. Ancak kalıtsal olabilecek başka durumlarla konjenital skolyoz kalıtsal bir hastalığa eşlik edebilir. Aile öyküsü varsa diğer aile bireylerinde de skolyoz ile karşılaştığı olabiliyor. Skolyoz nasıl tedavi ediliyor? Yaş grubuna ve tabii ki altta yatan nedene göre skolyozun tedavisi değiştiği için tedavinin kişiselleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı skolyoz için tüm durumlara uygulanabilecek doğru ve tek bir tedavi seçeneği yoktur. Tedavi, gözlem izlem, korse tedavisi ve cerrahi olmak üzere üçe ayırabiliriz. Skolyoz tedavisinde asıl amaç, görünümsel olarak düzgün, dengeli ve ağrısız bir omurga elde etmektir. Eğrinin düzeltilebilir olduğu zamanlarda egzersiz ile açı değerini durdurmak veya açı değerini düşürmek olmalıdır. Peki ameliyatsız skolyoz tedavisi nasıl olur? Gözlem izlem metodu kullanılır. 20-25 dereceden küçük eğriliklerde iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalar için sadece izlem uygundur. Bu süreçte belli aralıklar ile takip ve genel vücut kondisyonunu artırmak gerekmektedir. Skolyoza özel egzersizlerde faydalı olabilmektedir. Peki korse kullanımı skolyoz tedavisinde etkili midir? Büyüme potansiyeli olan ve skolyoz açısının 20-40 derece olduğu durumlarda korse önerilmektedir. Korse tedavisinde en önemli faktör hasta uyumudur. Korse tedavisi büyüme potansiyeli bittikten sonra sonlandırılabilir. Ameliyat sonrasında hastalar egzersiz ve spor yapabilirler mi? Evet, yapabilirler. Yaklaşık olarak ameliyat sonrası ilk 3 ay hafif egzersizlere, 6. ayda koşma ve bisiklet sürme, 1 sene geçtikten sonra ise istenilen spor yapılmasına izin verilebilir. Yüzme skolyoz için iyi midir? Yüzme sporu için skolyozun sırt bölgesinde düzleşmeye başladığı yayınlarda gösterilmektedir. Yüzme aktivitesi de sırt bölgesinin arkaya doğru bağ hareketini destekleyen bir aktivite olabilmektedir. Dolayısıyla skolyoz varlığında yüzmeye yönelmek aslında skolyozu arttırabileceği, hızlanmasına sebep olabileceği için bu alanda uzmanlaşmış bir fizyoterapiste danışarak yüzme programını birlikte planlamak en iyisidir. Kaçınılması gereken egzersizler nelerdir? Skolyozlu kişiler boynu öne doğru bükülmüş halde baş aşağı bakmaktan kaçınmalıdır. Futbol oynamak ve diğer yüksek temas sporları skolyozlu insanlar için tehlikelidir. Bu hastalarda bale ve jimnastik de torasik omurgayı yaralayabilir. Peki skolyoz hastası olan bir kişi doğum yapabilir mi? Skolyoz hastası olan bir kişi hamile kalabilir ve normal yolla doğum yapabilir. Şirot nedir? Şirot yöntemi skolyoz gibi omurga deformitelerini düzeltmek için geliştirilmiş, 3 boyutlu egzersiz odaklı bir yaklaşımdır. Şirot terapi ile eğriliğin ilerlemesi durdurulabilir, hatta eğrilik gerileyebilir. Kişi korse kullanmadan ve ameliyat olmadan yaşamına devam etme şansı elde edebilir. Şirot yöntemi başlıca vücut dengesizliklerinin düzeltilmesi, gövdenin uzatılması, asimetrik özel nefes alma tekniği kullanılarak uygulanır. Skolyozda dikkat edilecek noktalar nelerdir? Otururken sert sandalyede omurganız dik olarak bir veya iki diziniz kalçanızdan daha yukarıda olacak şekilde oturun. Kısa dinlenme süreleri için koltuklu sandalye çok iyi destek sağlar. Ayakta dururken beliniz düz olarak ayakta durmaya çalışın. Ayakta çalışırken beldeki çöküklüğü hafifletmek için ayak iskemlesi kullanın. Yatarken sert yatakta yatın. Yumuşak yatakların altına 2 cm kalınlıkta kontraplak koyun. Yüzüstü yatmayın. Sırt üstü yatarken dizlerinizin altına bir yastık koyun. Yan yatarken bacaklarınızı kalça ve dizinizden bükük olarak tutun. Araba kullanırken koltuğunuz sert olmalı. Pedalları kullanırken bacağınız tam gerilmemesi için direksiyona mümkünse yakın oturun. Eşya kaldırırken kaldırmayı uygun şekilde güvenli yapın. Dizlerinizi bükün, yükü vücudunuza yakın tutun ve kalkmak için bacaklarınızı kullanın. Ani hareketlerden sakının.
ağır herhangi bir şeyi belinizden yukarı seviyeye kaldırmayı denemeyin. İş hayatınızda çalışırken ağır iş yapmayınız. İmkanınız varsa yorgunluğu hissetmeden önce bir işten diğerine geçin. Eğer bütün gün büroda çalışıyorsanız fırsat buldukça kalkıp etrafta yürüyüş yapın. Skolyozda sırt çantası kullanımı nasıl olmalıdır? Sırt çantalarının ağır ve yanlış pozisyonlanması, asimetrik yüklenme nedeniyle postürel değişikliklere, intervertebral disklerin yüklenen taraflarında baskı artışına neden olabilir. Yapılan araştırmalarda okul çağındaki çocukların çoğunda sırt çantası ağırlığının ve tipinin skolyoz oluşumunda etkili olmadığı görülse de, skolyozu olan bireylerin vücudunda görülen postürel değişikliklere bağlı denge problemleri ve skolyozun ilerlemesi açısından daha dayanıksız olabilmektedir. Çanta kullanımında önerilerden bahsedersek, çanta kilosu kişinin kilosunun %10'unu aşmamalıdır. Vücudu öne eğmeden taşınmalıdır. Mutlaka çift omuz kullanarak tüm çanta yükünün sırt tarafından karşılanabilmesi sağlanmalıdır. Skolyozun tedavisi, pilates eğitmenlerinin, beden eğitimi hocalarının verdiği tedavi programlarına göre değil, fizyoterapistler tarafından verilen programa göre yapılmalıdır.